Hoş geldiniz dostlar. Dün gece yarısı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Fransa'ya sert bir açıklama geldi. Bu gelişmeyi sizlere aktaracağız. Bunun dışında A400M Fransız uçağı bizim Navtex ilan ettiğimiz bölgede uçuyor. Fransızlar çok fena tarih gelişiminde. Bundan da bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Fransa Doğu Akdeniz'i işgal etmek istiyor. Kısa ve net. Hiç fazla uzatmaya gerek yok. Fransa Doğu Akdeniz'i işgal etmek istiyor. Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor İsmail Şahin, Fransa'nın Atina üzerinden Doğu Akdeniz'i ele geçirmek istediğini söyledi. Zaten bunu artık hepimiz biliyoruz. Bir kişinin söylemesine bile gerek yok. Fransa'nın tek amacı Doğu Akdeniz'i işgal ederek oradaki zengin petrol ve doğalgaz yataklarını ele geçirmek. Türkiye'nin uysal çocuğu oynaması isteniyor. Bu da bir gerçek. Türkiye sesini çıkarmasın, Fransızlar gelsin bizim dibimizdeki petrol çıkarsın. Avrupa'nın amacı bu. Ülkemiz kararlı duruşuyla tabii ki de buna karşı geliyor. Türkiye'nin uysal çocuğu oynaması isteniyor dediğimiz gibi. Fransa'nın amacı ne? Akdeniz-Afrika arasında kurulacak köprüde kendisine üst düzey bir rol biçiyor. Bilindiği gibi Sahel bölgelerinde Fransa'nın büyük bir hakimiyeti söz konusu. Özellikle Beşli Sahel kısmındaki geçen gün arkadaşlar bilindiği gibi Mali'de bir darbe gerçekleşmişti. Ve bu darbenin sözde bir kurtuluş Fransa'ya karşı yapıldığı düşünülse de daha sonra darbecilerin görüştüğü ilk kişi Fransa ve Rus heyeti olmuştu. Yani darbenin aslında Fransa tarafından yapıldığını sizlere özel analiz videomuzu anlatmıştık. Şimdi konumuzu çok fazla saptırmayalım. Bilindiği gibi Fransa Akdeniz-Afrika arasında kurulacak köprüde kendisine üst düzey bir rol biçtiği için Avrupa Birliği'nin dış politikasının merkezini Akdeniz'e yerleştirmeye çalışıyor. Buradaki enerji kaynaklarını şirketleri üzerinden Avrupa'ya ve daha sonrasında Afrika'ya satma planları var. Bu projenin hayata geçmesi için Türkiye'nin Sevilla adı verilen sözde bir haritanın içerisinde kalması ve uysal çocuğu oynaması isteniyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki sözde kırmızı çizgi politikasına ilişkin dün gece saatlerinde çok sert açıklamalarda bulundu. Evet, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uluslararası hukuka ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin statüsüne aykırı olarak Fransa'nın oraya donanma göndermesiyle ilgili küstahça "bu bir kırmızı çizgidir politikasıdır, orantılıydı, oraya donanmanın tümünü yollamadık" şeklinde bilindiği gibi çok küstahça bir açıklama yapmıştı. Donanmanın tümünü yollamamış, kırmızı çizgiymiş, tıpkı Mısır'daki darbeci Sisi'nin dediği gibi Sirte ve Cufra kırmızı çizgimiz dedi. Macron da benzer bir şekilde kendisine ait olmayan bir alanda ikiyüzlülük yapıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "kendini dev aynasında görenlerin hakikatlarla yüzleşme zamanı gelmiştir. Emperyalist anlayışları haritalara çizgi çekerek belirleme dönemi geride kalmıştır." Artık bu açıklamayı yorumlamaya gerek yok. Burada bir Osmanlı tokatı olduğu çok açık. Hami Aksoy'un zaten dedikleri hepimizin vicdanını rahatlatmıştır. 30 Ağustos 2020 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz'deki kırmızı çizgi politikası uyguladıkları yönündeki ifadeleri hakkındaki soruya cevabı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanmış. Siz de bakabilirsiniz. "Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise bu ancak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır. Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlarla yüzleşme zamanı gelmiştir. Emperyalist anlayışlarını haritalara çizgi çekerek belirleme dönemi geride kalmıştır." Bunun üzerine herhangi bir yorum yapmıyoruz arkadaşlar. Yoruma gerek olmayan bir cümle zaten. Türkiye meşru hak ve çıkarlarını bir armada göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, evet, bu cümleleri kuran Hami Aksoy gerçekten çok güzel cümleler kurmuş. "Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölge dışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve işbirliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşturulur. Bilindiği gibi ülkemiz ve Libya arasında gayet hakkaniyete göre bir anlaşma yapıldı." Yani resmen Akdeniz'in ortasında bir set çekildi arkadaşlar. Tüm kötü emeller bozuldu Libya ile imzalanan anlaşma sonucunda. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias demiş ki, "Yunanistan tüm komşularıyla diyaloğu teşvik ettiğini kanıtladı." Nasıl kanıtladıysa artık, asker yollayarak mı kanıtlıyor? "Dürüst diyalog yoluyla Mısır ve İtalya ile MEB anlaşması imzaladık. Yakında başlayacak bir diyalogla Arnavutluk ile de MEP üzerinde çalışıyoruz." Evet, bunu
ayrı bir videoda değerlendireceğiz arkadaşlar. Çünkü Arnavutluk ile imzalayamaz. Bunun nedenini sizlere aktaracağız. Dışişleri Bakanlığı demiş ki Meis bunu gece 10'u çeyrek geçe söyledi arkadaşlar. 30 Ağustos gece 10'u çeyrek geçe. Meis 1947 Paris Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Bu Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Kıyılarımızın hemen önünde böyle bir provokasyona müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz açıklamasını yaptı. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği arttırıcı adımları devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Yunanistan ve Fransa halkı muhteriz ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle başlarına geleceklerini biliyor mu? Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den de bir açıklama var. Josep Borrell'in bilindiği gibi geçen gün mikrofonu açık kalmış. Almanya Savunma Bakanı ile konuşmasını sizlere yayınlamıştık. Türkiye, Rusya ve Çin dışarıda nüfuz alanları oluşturmaya amaçlıyor ve küresel oyunun kurallarını değiştirmek istiyor. Bakın bu itirafı resmen yapmış arkadaşlar. Dikkat edin, bunu Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi söylüyor. Ülkemize bir grup ise arkadaşlar hala bu başarıyı kabullenemiyor ne yazık ki. Meis'te devreye giren bir denizaltıyı görüyorsunuz ekranda. Bu fotoğraf yeni mi eski mi bilmiyoruz. Ama tarihin önemi yok. Yunanistan'ın yasa dışı bir şekilde adayı silahlandırdığını söyleyebiliriz. Ekranda yine Meis adasında çekilmiş bir askeri gemiyi görüyorsunuz. Bölgede yasak olmasına rağmen bulunan Yunan Deniz Üst Komutanlığı'nı da görüyorsunuz. Normalde bilindiği gibi bu bölgelerde sadece az bir sayıda polis gücü bulunması serbest. Fakat Yunanlılar buna uymuyor tabii ki de, adamızı işgal etmiş durumdalar. Tabii ki de sadece Meis'te değil, askeri güç bulundurmak yasak olan tüm adalarda da bunu yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Ülkemizin ilk deniz füzesini, yani Atmaca'yı ayrı bir parantez ile anlatmam gerekiyor. Ülkemizin ilk deniz füzesi olan Atmaca, 200 kilometre menziliyle düşman radarları tarafından teşhis edilemeyen ve aynı zamanda hedef hareket etse dahi takip edebilen Atmaca, ülkemizi dünyada gemi savar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dahil etmiştir. Ordumuzun göz bebeği olmuştur. Atmaca inşallah yıl sonu itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katacağız. Evet, bu arada arkadaşlar Cumhurbaşkanı da önemli bir bilgi de ekledi. Birçok ülkenin Atmaca'ya ilgi duyması ve satın almak için bizimle iletişim kurması da gurur vericidir şeklinde. Evet, bilindiği gibi şöyle düşünmememiz lazım. Bu bize özel, bunu satmayalım. Tamam, bazı kritik sistemlerde bu geçerlidir ama bilindiği gibi savunma sanayinin daha da ilerlemesi için ne kadar çok satıyorsak bizim için o kadar iyi. Dolayısıyla burada da arkadaşlar Atmaca'nın özellikle Malezya gibi ülkelere satılacağı konuşuluyor. Bilindiği gibi Malezya ile ülkemizin arası çok iyi. En güçlü İslam ülkelerinden birisi zaten Malezya. Bunun dışında tabii ki de birçok körfez ülkesine de satılacaktır bu. Evet, gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.